sorumuzda bize bu parçadaki tarihin tozlu raflarındandır sözünü karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır diye sormuştur. Cevabımız D seçeneğidir. Tarihin tozlu raflarını karşılayacak olan kelimelerimiz bu dönem gölgede kalmış ve unutulmuştur kelimeleridir. İkinci sorumuzda bize bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi bütünüyle bakalitin maddesel özellikleriyle ilgilidir diye sormuş. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bakalit kolayca şekil alabilen, soğuduktan sonra şeklini bozulmadan koruyabilen ve biyolojik olarak parçalanamayan bir maddedir. Üçüncü sorumuzda bize bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır diye sormuş. Parçada bir olay anlatıldığı için, fazlaca eylem kullanıldığı için cevabımız öykülemedir. Dördüncü sorumuzda bize bu parçada anksiyete ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir diye sormuştur. Özellikle korku da benzeri bir yurdur ancak korku dışarıda bulunan bilinen açık seçik olarak tanımlanabilir ve kökeni iç çatışmaya dayalı olmayan bir tehdide karşı gösterilen tepkidir. Oysa anksiyete bilinmeyen içten gelen belirsiz ya da kökeni iç çatışmaya dayalı olan bir tehdide karşı gösterilen tepkidir. Cümlelerinden hareketle korkuya benzeyen ve korkudan ayrılan yönlerinin bulunduğuna ulaşılabilir. Beşinci sorumuzda bize bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisi kesinlikle çıkarılamaz diye sormuştur. Cevabımız E seçeneğidir. Türk toplumlarında dünden bugüne anlam kaybına uğramadan bütün batıl inançların, halk inanışlarının aynı olduğu söylenmiştir. Dini inanışlarla ilgili büyük bir bilgimiz yoktur. 6. sorumuzda bize aşağıdaki araştırma sonuçlarından hangisi bu sorulardan herhangi biriyle ilişkilendirilemez diye sormuştur. Cevabımız A seçeneğidir. İlk sorumuz arı poleninin bileşenleri nedir cümlesine D seçeneği ile cevap verebiliriz. Arı sütünü uzun yaşamla ilişkilendirmek doğru mudur sorusuna B seçeneği ile cevap verebiliriz. Arı poleninin elde edilme ve saklanma koşulları hakkında ne söylenebilir sorusuna C seçeneği ile cevap verebiliriz. Arı ürünlerinin yaygınlık kazanması için neler yapılabilir sorusuna ise E seçeneği ile cevap verebiliriz. Yedinci sorumuzda bize bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sormuş. 11'li hece ölçüsüyle yazıldığı doğrudur. Kafiye örgüsünün A A A B şeklinde düz olduğu doğrudur. Redif ve yarım kafiye kullanıldığı da doğrudur. Bildir, kıldır ve öldür bizim kelime köklerimizdir. R seslerimiz yarım kafiyedir. Irlar mı kısmını da redif olarak alabiliriz. Alındığı şiirin son dörtlüğü ibaresi yanlıştır. Son dörtlük olsaydı mahlasa rastlamamız mümkündü. Sekizin sorumuzda bize bu dizelerde görülen en belirgin söz sanatı aşağıdakilerin hangisinde yoktur diye sormuş. Yeni bir ülkede yem vermek için atlarına nice bin atlı kapılmıştı fetih rüzgarına. Dizelerinde görülen sanat hüsnü talil yani güzel nedene bağlama sanatıdır. Hüsnü talil. A seçeneğimizde, B seçeneğimizde, C seçeneğimizde ve D seçeneğimizde hüsnü talil sanatı açıkça görülmektedir. Ancak E seçeneğinde şakaklarıma kar mı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz derken aslında bilmezden gelme yani tecavül ağrı sanatımız vardır. Dokuzun sorumuzda bize bu özelliklere sahip şairler sırasıyla aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiş diye sormuş. Birden çok dilde divanı olan Arişir Nevai'dir. Kaside denilince akla gelen ilk isim Nefi'dir. Hikemi şiirin en önemli temsilcisi Nabi'dir. Edebiyatımızdaki ilk fabula örneğini yazan kişi Şeyhidir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. 10. da bize bu parçada söz edilen edebi tür hmm. aşağıdakilerden özellikle bunlar arasında tek cümlelik hikayeler de vardır. Hikaye türün hacminden dolayı hikayenin unsurları ile ilgili pek çok ayrıntıya yer verilmemiştir. Yoğun ve imgesel anlatımdan faydalanılmıştır. Bunlardan yola çıkarak hikaye türümüzün küçürek hikaye olduğunu söylemek mümkündür. 11. sorumuzda Buna göre aşağıdakilerden hangisine geleneksel Türk tiyatrosu ile ilgili yanlış bir cevap vardır diye sormuştur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Çünkü Küşteri Meydanı Karagöz ve Hacivat oyununda kullanılır. Orta oyunun oynandığı olana ise meydan adı verilir. 12. sorumuzda bize bu parçada söz edilen sanatçı hangisidir diye sormuş. Kamus Türkiye'yi yazdığından Orhun yazıların ve Kutadgu Gubili'yi çevirdiğinden anlayacağımız üzere doğru cevabımız B seçeneği Şemsettin Sami'dir. 13. sorumuzda sorumuza bize hangisi farklı bir nazım biçiminden alınmıştır diye sormuştur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. D seçeneği bir semai örneği iken diğer seçeneklerimiz koşma örneğidir. 14. sorumuzda bize bu beyitlerden hareketle Şeyh Galip ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sormuş. Şeyh Galip özellikle Sepki Hindi akımının temsilcisidir ve mahalleleşmenin izlerine rastlayamayız. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Divan edebiyatının en çok kullanılan nazım biçimlerinden birini kullanıldığı yani beyit kullandığı doğrudur. Örz örtüsü kullandığı doğrudur. Süslü ve sanatlı olduğu ağırlığından bellidir. Anlam kapalılarını tercih ettiği de ulaşılabilir. 15. sorumuzda bu diyalogtan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye sormuş. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Süleyman aslında Fuzuli hayranı olduğunu, neredeyse bütün eserlerini okuduğunu, düz yazı haricindeki eserlerin tamamını olmasa da büyük çoğunluğunu sevdiğini söylemiştir. Sevmediği eseri Sohbetül Esmar'dır. Onun dışındakilere sevdiğini söyleyebiliriz. O yüzden cevabımız E seçeneğidir. 16. sorumuzda bize aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatında gerçekleştirilen ilklerden biri değildir diye sormuş. Tanzimat edebiyatına gerçekleştirilen ilklerden biri şiir çevirilerinin yapılmasıdır. Batılı anlamda tiyatro oyunlarının yazılmasıdır. Şiirde değil düz yazıda noktalama işaretleri kullanılmıştır Şinasi tarafından. Batı tarzı hikaye örnekleri verilmiştir. İlk özel gazetemiz çıkarılmıştır. 17. sorumuzda bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuştur. Doğru cevabımız özellikle Halkçı Muharrir, Şehir Mektupları ve Ramazan Sohbetlerinden anlayacağımız üzere Ahmet Rasim'dir. 18. sorumuzda bize bu dizelerden hareketle Milli Edebiyat dönemi şiiriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sormuş. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Dilde sadeleşme düşüncesine başarıya ulaşılmıştır. Türkçülük akımı çok fazla işlenmiştir. Halk edebiyatında zımsı şekilleri şiirlerde kullanılmıştır. Zaten şiirde de dörtlü kullanıldığını görüyoruz. Açık, yalın ve coşkun bir anlatım tercih edilmiştir. 19. sorumuzda bize bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine yer verilmiştir demiş. Aslında belli bir sıralama olmaksızın yazarın aklından geçenleri anlatması bilinç akışı tekniğidir. Metinde de bundan faydalanılmıştır. 20. sorumuzda bize ses, şekil ve içerik özelliklerine bakılarak bu dizeleri aşağıdaki şairlerden hangisinin yazdığı söylenebilir diye sormuş. Konusunun oldukça basit olması, günlük sıradan bir dil kullanılması bize garip akımından Orhan Veli kanığı hatırlatır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. 21. sorumuzda bize bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuştur. Yılanların öcü romanından anlayacağımız üzere Cevabımız Fakir Baykurt'tur. 22. sorumuzda bize Kemal Tahir ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Romanları genellikle birbirinin devamıdır yani nehir romanı niteliğindedir. Doğru. Sığırdere, Körduman, Köyün Kamburu romanlarında köy ve köylü sorunları işlediği doğrudur. Dört uzun hikayesini içeren Göl İnsanları ilk hikaye kitabıdır. Doğru. Tarihi romanlarıyla tanınmıştır. Belgelerden yararlanarak tarihi romanlarını oluşturmuştur. Doğru. Ancak şiir romanlarında Çukurova yöresine yer veren, Çukurova yöresini işleyen kişi Kemal Tahir değil, Yaşar Kemal'dir. 23. sorumuzda bize bu parçada söz edilen sanatçı hangisidir diye sormuştur. Ölmeye yatmak adlı eserinden de anlayacağımız üzere cevabımız Adalet Ağoğlu'dur. Son sorumuzda bize Divan Edebiyatı'nın bu özellikleri aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisiyle benzerlik gösterir demiş. Divan edebiyatını bir akımla bağdaştıracaksak cevabımız klasizmdir. Divan edebiyatının şekilciliği, kusursuzluk, kuralcılığı klasisizme özdeşleştirilebilir.